Herkese merhaba. Belçika'ya Göç YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ben Adunerdu'ya yaklaşık bir 5-6 kilometre mesafede Miersö köyündeyim. Şunları göstermek istiyorum. Çok korktum. Çok sevdiğim bir arkadaşım bana dedi ki böyle yürüyerek video çekmek ayrı bir hava katmış, bunu yapabilirsin. Şu anda da küçücük vaktim var. Böyle yapıyor olacağım. Bakalım, umarım sonuna kadar getirebilir ve bu videoyu bu şekilde yayınlayabilirim. Burayı çok seviyorum. Hiçbir sebebi yok. Yani bu köye geldiğimde, burası tamamen bir köy. Tarım faaliyetleri çok var, seracılık var. İşte ineği, atı olan çok var. Şu anda da biri sol tarafta odunlarını kesiyor. Birazcık onun sesi geliyor. Bir otomat var. O otomattan yazları çilek alıyoruz. Bu mevsimde neler var diye gittim baktım. Kök meyveler var. Daha çok işte patates, ne vardı? Yer elması, havuç, o tarz şeyler var. Otomatta tabii peynir falan da var, yoğurt da var. Çok güzel. Neyse. İlerleyen zamanlarda böyle kasabalara gidip uzun çekimler yapmayı düşünüyorum. Birazcık daha havalar da iyileşince, ben de etrafa daha çok hakim olunca. Kanalı hep böyle, yani kanalda videolar çekmeye başladığımda hep şöyle söylüyorum. Göç deneyimimizi, göç öncesini, sonrasını ve yaşadıklarımızı anlatıyorum. Yani bu sayfa ya da kanal bir haber kanalı değil. Ve yetkinliğim olmayan, bilgim olmayan konularda konuşmaktan çok hoşlanmıyorum. Zaten burası öyle bir ülke ki, yani yaşadığınız belediyeden belediyeye yaşamınız çokça değişiyor. Ve kişilerin yaşadığı yine herhangi bir kurumdaki deneyim çok başka olabiliyor. Örneğin ben yeni tarihli ehliyetimi değiştirebildim. Sen de git değiştir, değiştirebiliyorsun dediğimde, gidip değiştirememeniz yüksek ihtimal. Çünkü burada işte 5 ayrı federal devlet, bir sürü belediye, herkes kendi kafasına göre, okullar aynı şekilde. Yani hiçbir şeyin yeknasaklığı yok. Yani bu kadar yek olmayan bir durumu da böyle istatistiksel olarak anlatabilmek ne benim haddime harcıma, ne de bunun için açıkçası yeterli altyapım yok. Geçtiğimiz günlerde VDAB'ye gittim. Aslında bugünkü videomun konusu da tam olarak bu. VDAB nedir? VDAB ne yapar? Çünkü sudan çıkmış balık gibisiniz. Yani buraya geldiniz, birilerine bir soru sorduğunuzda diyor ki git VDAB'ye sor. Git VDAB'ye kaydol. Git VDAB seni aramadı mı? VDAB beni çok aradı. VDAB alt aşağı, VDAB yukarı. Beni kimse aramadı. Beni VDAB'den arayan falan olmadı bugüne kadar. Ben de hiç gitmemiştim. Dedim ki bir gideyim. Hem kanalda da konuşurum, hem de bir bakayım bu nasıl bir yermiş böyle. Hakkında konuşurken herkesin söylediği gibi VDAB bizim İşkur gibi bir yer. İşsizlik kurumu. İşi olmayana iş bulmakla mükellef. Ben de ilk geldiğim zaman VDAB'nin web sitesine girdim ve It's Me denilen bir uygulama var. İşte o da buranın e-devleti diye anılıyor. O app'i de indirdim. Zaten o app'e çipli kimliğinizin bilgilerini girerek rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Oradan VDAB'ye girince de orada sorular soruyor. İşte ister CV'ni yükleyebiliyorsun oraya. İş arıyorsan kendi işsiz olarak işaretliyorsun falan. Daha önceki videolarımda anlatmıştım. Ben kendimi işsiz olarak işaretledim. Kısa bir zaman sonra da beni bir firmadan aradılar. Şimdi de o firmada çalışıyorum. Haftada 15 saat. Sonra da bir daha VDAB ile hiçbir işim olmadı. Peki ben şu an niye gittim? VDAB'den ne bekliyordum? Genelde insanlar ne bekliyor? Burada bir de OCMV diye bir kurum var. Bu kurum genelde insanlara parasal yardım yapıyor. O ayrı bir mevzu ama onunla VDAB ortak çalışıyor. Yani siz bu ülkede özellikle mülteci iltica etmişseniz, mülteci konumundaysanız ya da belli bir süre çalışıp sonrasında işte sosyal yardımlardan faydalanıyorsanız, işte bir şekilde rapor vesaire aldıysanız VDAB ile ortak çalışıyor. Aslında VDAB'nin iş için çalışmalısın, hadi iş bul, nasıl işsiz oturursun dediği kısım, insan kitlesi genelde bunlar. Yani ben sana yardım ediyorum, ben sana para veriyorum, sen işsizsin, iş bul bir an önce diyor. Mütemadiyen görüşmeleri çağırıyor. İşte iş bulmalısın, ben sana iş buldum, ya da işte senin için önemli bir dil kursu buldum, bak bu kursa gidebilirsin, ya da diploma denkliğini yaptın mı, hadi ne duruyorsun diye. Bu tarz darlamaları bu yüzden genelde. Ben VDAB tarafından hiçbir telefon ya da işte mail ya da işte herhangi bir şey almadım. Gittim çünkü hep bana dediler ki hani orada bir dosya açtırmadığın sürece kimse senin kart tipini de bilmez. Hani burada geçici mi kalıyorsun, uzun mu kalacaksın, burada yaşamayı mı hedefliyorsun? Bunlardan çok haberdar olmazlar. Sen bir git kendine dosya açtır. Bir de işte niyetini belli et. Hani hangi kurdasın dilde, ne okudun, diploma denkliğini yaptın mı? Bunları söyle onlara. Önce bir numara var, ücretsiz aranıyor. O da VDAB'nin sitesinde var. Orayı aradım. Orası tamamen Felemenkçe konuşuyor ama sesli yanıt sistemi var. Orada işte mesela randevu almak istiyorumu Felemenkçe söylemeniz canlı bir kişiye bağlanmak için yeterli. Çok güzel uzun bir cümleye de gerek yok. İşte Aspraken, Maken, ne bileyim yani bu kadar söyledim. Ben hemen birine bağlandı. Bağlanan kişiyle İngilizce konuşmak istediğimi söyledim. Sorun etmedi. İşte ona dedim ki ben 1.2'yi bitirdim. 2.1'e başlayacağım. İşte maliye mezunuyum. Ama şu an işte bir yerde temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. Bu çalışmamın tek amacı şu an cep harçlığım olması ve kendimi geliştirmem. Ama ben VDAB ile görüşmek istiyorum yüz yüze. Bir dosya açtırmak istiyorum. O da haklısın dedi ve bana hemen randevu verdi bir 10 gün sonrasına. Hatta işte bana sordu şu saat şu tarih çalışma saatlerine uygun mu? Yani kafasına göre şu günü hemen yazıyorum demedi doğrusu. O gün o saatte gittim randevuya. Yine bir şey aldım işte kimliğimi okutup bir sıra numarası. 10.30'daydı randevum. 10.37'de bir görevli gelip adımı söyleyip beni bir odaya çağırdı. Ona da işte telefon görüşmesinde söylediğim şeyleri söyledim. Kartımı eline aldı. İşte bu kısa dönemli bir oturum dedi. Ama ben ona işte eşimin burada lokal kontratının olduğunu, uzun süreli burada kalacağımızı söyledim. İşte ne mezun olduğumu söyledim. Diploma denkliğimi yapıp yapmadığımı sordu. Ben ona ilettim. Akabinde asıl önemli olan kısmı bu. VDAB size diyor ki mesela ben sana diploma denkliğinin dışında opladingler önerebilirim. Bunu da çok duyuyordum ben. Nedir bu oplading? Oplading O-P-L-E-I-D-I-N-G diye yazılıyor. Gelmemiş olan ve araştırma yapmak isteyen varsa şu an. Genel anlamda meslek eğitimleri diyebiliriz oplading'e. Şimdi mesela siz meslek sesi çıkışlısınız, buraya geldiniz. Belli bir seviyeye göre kadar Flemanca öğrendiniz. Sonra VDAB'ye gittiniz, dediniz ki ben 2.2'yi bitirdim. Ben artık oplading alacağım. Senin işte elektrik elektronik teknikeriyim ben. Bu alanda oplading alacağım. O da sizin dil seviyenize göre size diyor ki işte 6 haftalık oplading var, 8 haftalık oplading var. Ne bileyim 1 yıllık oplading var. Bunları alabilirsin. Onları almak için ya da belli bir dil seviyesi de gerekiyor. Yani aslında mesela belki siz 2.2'yi bitirdiniz ama o size şöyle diyebiliyor. İşte şu eğitim var, şu oplading var ama onun için 2.4'ü bitir gel. Bunları zaten web sitesinden de takip edebiliyorsunuz. Sonra gidip direkt oplading'i almak için dil seviyenizi belli bir yere getirmek yeterli mi? Değil. Onları ikna etmeniz gerekiyor. Yani demeniz gerekiyor ki ben atıyorum maliye mezunuyum. Muhasebe oplading'i alacağım. Dilimi de 2.4'e kadar getirdim. İşte B1 oldu. Sonra diyor ki neden? İşte geçmişinde böyle bir iş yaptın mı? Ya da bak emin misin? Devam edecek misin? Yani bir işte motivasyon konuşması ön eleme sebebi oluyor. Yani kesinlikle emin olmanız lazım. Velev ki bir şekilde aldınız o oplading'i ve sonra da o işi yapmadınız. Belli bir süre tekrar oplading vermek konusunda size ön yargılı oluyorlar. Neden? Çünkü hani size bir yatırım yaptıklarını ve sizden karşılık alamadıklarını düşünüyorlar. Sınırlı oturumu olan kişilere oplading verme konusunda da biraz cimri davranabiliyorlar. Yani oplading almak demek hemen o konuda size iş bulabilecekleri anlamı mı taşıyor? Bununla ilgili aciliyet durumunuzu belirtirseniz ona göre yönlendiriyorlar. Yani benim kesinlikle bir gelir elde etmem lazım, çok hızlı iş bulmam lazım derseniz ona göre opladingler önerebilirler. Ona göre yani ama VDAB genelde kendi çıkarını yani ülkenin çıkarını düşünüyor. Size özellikle işte lise mezunuysanız ya da üniversiteden sonra çok deneyiminiz yoksa, birazcık da özgüveniniz olmadığını anlarlarsa hemen hasta bakıcılık oplading'i vermeye çalışıyor. Yani işçilik için gereken oplading'leri vermeye çalışıyor. Daha böyle kendinize güvenen, hayır ben bunu yapmam, şöyle yapacağım deyip kendinizden eminseniz daha iyi oplading'leri almanızı sağlayabiliyor. Bu birazcık hani bunun pazarlığını yapmak için de gerçekten işte kendinizden emin olmanızı bekliyorlar. Buna nasıl karar veriyorlar o da bir muallak. Özellikle sağlık alanlarında, eğitim alanlarında oplading aldıktan sonra size işte aynı zamanda 2 yıllık şu bölümü de oku, işte 3 yıllık şu bölümü de oku da diyorlarmış. Bunu çok yaşanan bir senaryo olduğunu yaşayan kişilerden birebir dinledim. Yani oplading aldım, oh rahatladım, şimdi rahat bir şekilde iş bulurum diye bakamadığınız alanlar var. Eğer üniversite okumadıysanız tekrar okumak istemiyorum. Yani ben okudum zaten, hani denklik bekliyorum, neden üniversite okuyayım ki tekrar diye düşünürseniz de birazcık daha hani basit işlere, yani mesela hemşireyseniz de direkt gidip bir hastanede, tam teşekküllü hastanede hemşirelik değil de bir dişçinin yanında asistanlık gibi görev yapabiliyorsunuz. Ben Belçika'da 9. ayımı doldurmak üzereyim. İşte 1.2'yi bitirdim dilde. Şu anki hedefim açıkçası 2.4'e kadar, seneye Şubat ayına kadar falan bu şekilde devam edip dile, sonrasında oplading'e karar vermek. Çünkü zaten belli bir seviyeye dil eğitimi almazsanız size sunulan oplading'lerde iş seçenekleri de basit kalacaktır. O yüzden sadece dosyam açık kalsın diye gittim oraya. Şu anda da orada bir asistanım var. Onda bir adı var ama onun şu an Flamancasını bilmiyorum. O kişiye ara ara işte sorabiliyor olacağım. Oplading istiyorsam ona yine işte atıyorum ben 2.3'e geldim, şu oplading uygun mu? O da diyecek ki bana belki hayır 3.1'e gel, öyle gel o oplading'i al vesaire. Bu şekilde artık yazışabileceğim bir kişi var. Benim VDAB deneyimim bu şekilde oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Sizin deneyimleriniz varsa paylaşmak isterseniz yorumlara beklerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.